askere düşmanlık, düşmana askerlik. Onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Kardelen Ana Haber'den iyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Hoş geldiniz. Bugün gündemde neler var? Hızlıca bakalım. Türkiye şehirleri için gerçek belediyecilik sloganıyla mitinglerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Aydın'daydı. Türkiye ekonomisine ilişkin önemli mesajlar verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MYK toplantısında kürsüye çıktı. Eleştiri oklarını CHP'ye çevirdi. DEM Parti ile yapılan ittifakları üzerinden eleştirdi. Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı. Verilere göre Türkiye ekonomisi 2023 yılında beklentilerin üzerinde %4,5 büyüdü. Erzurum 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak. Olimpiyatların meşalesi yakıldı. Sürücülere güzel bir haber verelim. Tabela aşağı yönde değişecek. Motorin grubuna 1 lira 35 kuruşluk indirim geldi. Değerli izleyenler, öne çıkan başlıklarımız böyle. Şimdi ana haber bültenimiz başlıyor. Kent uzlaşması dedikleri PKK ittifakı. Kent uzlaşması dedikleri ülkemize karşı. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Değişiyor. Motorine 1 lira 35 kuruşluk bir indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren geçerli olması bekleniyor. Benzin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim gezileri kapsamındaki bir durağı da Aydın oldu. Ekonomiye ve terörle mücadeleye ilişkin mesajlar verdi. Ekonomimiz 14 çeyrektir büyüyor dedi. Aydın! Hazır mıyız Aydın? Az önce sordum. Dedim ki şu anda meydanda katılım ne durumda? Dediler 52 bin. Bu ne demektir? 31 Mart günü sandıkları patlatmaya hazırlanıyoruz. Hazır mıyız buna? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da konuştu. Terörle mücadeleye değindi. Fransa terörün adeta baş destekçisi oldu dedi. Sınırlarımıza yığdıkları teröristlerle vatan topraklarına ve milletimizin aziz canına kastettiler. Ülkemizin 74 yıllık çok partili geleneğini hedef alan saldırıların gerisinde Türkiye'yi istedikleri gibi yönetmek isteyen emperyalist güçlerin olduğunu biliyoruz. Biz içerideki maşalarla mücadele ederken asıl büyük kavgayı bunlara karşı verdik. Nerede? Cudi'de verdik. Nerede? Tendürek'te verdik. Nerede? Gabar'da verdik. Bunları mağaralara gömdük, mağaralara. Fransa ne yazık ki terörün adeta baş destekçisi oldu. Baş edebildi mi? Edemedi. Peki biz ne yaptık? Kuzey Suriye'deki Lafarge'ın bütün barınaklarını gömdük. Durmak yok. O kadar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye ilişkin mesajlar verdi. Son açıklanan %4,5'luk büyümeye işaret ederek hani ekonomimiz kötüydü dedi. İşte sizler de gördünüz. Bugün açıklanan 2023 yılı büyüme rakamları hamdolsun oldukça iyi geldi. Türkiye ekonomisi geçen yıl depreme ve diğer olumsuzluklara rağmen %4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı. Ekonomi kötüydü. Ekonomi kötüye gidiyordu. İşte buyurun. Böylece ekonomimiz üst üste 14 çeyrektir büyüme başarısı gösterdi. Bu oranla Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok büyüyen
ülke oldu. Gayri safi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MYK toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. CHP'yi aldı hedefine ve DEM Parti ile ittifakları üzerinden yüklendi. Kent uzlaşısı dedikleri Kandil İttifakı'dır dedi. İçinde olacak muazzez bir sonucun çıkması yeni yüzyılın... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin hedefinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile Kent Uzlaşısı adı altında buluşan CHP vardı. Kent Uzlaşısı PKK ittifakıdır. CHP düştüğü denizde yılana sarılmıştır ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerde başarısızdır. Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerde acizdir. Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerde bölücülere teslimdir, boyun bükmüştür. Ne kadar gizleseler de, ne kadar kaçak güreşip zaman zaman zevairi kurtarma adına kayıkçı kavgasına tutuşsalar da Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM yan yana, diğerleri yedektedir. Zillet masasının altıyla üstü yer değiştirmiştir. Kent uzlaşması dedikleri PKK ittifakıdır. Kent uzlaşması dedikleri ülkemize karşı 5. kol faaliyetidir. Cumhuriyet Halk Partisi düştüğü denizde yılana sarılmıştır. Bahçeli CHP'ye eleştirilerini sürdürdü. Bugünkü CHP Atatürk'ün partisi değil ifadelerini kullandı. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi değil, DEM'in oyun uşağı, Türkiye düşmanlarının altı oklu uydusudur. Teröristlerde demlenenden bir parti Atatürk'ün partisi olamaz. Terörle mücadele hayır diyen bir parti Atatürk'ün partisi olamaz. Bölücülerin elini eteğini öpen bir parti Atatürk'ün partisi olamaz. İsrail'in Filistin'deki zulmü de gündemindeydi. İsrail suçlu ve soykırımcıdır diye konuştu. İsrail'in Doğu Kudüs, Gazze ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarının kimliğini ve statüsünü değiştirme amacı gayri meşrudur, gayri hukukidir, gayri ahlakidir. Böylesi bir dayatma insanlık vicdanında asla karşılık bulamayacaktır. Suçludur, soykırımcıdır ve 30 bin masum hayatına son vermesinin bedelini en ağır şekilde ödemelidir. Gönül bağını ve ahlaki bağlantısını çoktan koparmıştır. CHP ve İYİ Parti cephesine bakalım şimdi de. CHP'den Mamak Belediye Başkanlığı'na aday adayı olan Hüseyin Bayındır, aday gösterilmeyince CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçmiş ve İYİ Parti Mamak Belediye Başkan adayı olmuştu. CHP'nin merkez yoklamasına katılan ve aday adaylığından istifa etmeyen Bayındır'ın adaylığı CHP'nin itirazı sonucu düşürüldü. CHP'den istifa edip İYİ Parti'den aday olmuştu. CHP itiraz etti. İYİ Parti'nin Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığı düşürüldü. Niye şimdi belediye başkanlıklarında ayrılıyorsunuz? Seçtirdik zamanı. CHP ile İYİ Parti arasında sular durulmuyor. Hüseyin Bayındır, Ankara Mamak Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı olmuştu. Bayındır, partisi tarafından aday gösterilmeyince istifa ederek İYİ Parti'ye geçmişti. İYİ Parti'nin Mamak Belediye Başkan adayı olan Hüseyin Bayındır'ın adaylığına CHP itiraz etti. Bizim alınmış kararlara saygılı olduğumuzu ama eğer... Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin itirazı üzerine Hüseyin Bayındır'ın belediye başkan adaylığını görüştü. Kurul, Bayındır'ın CHP ve İYİ Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptığını ve süresi içinde CHP'den istifa etmeden İYİ Parti listelerinden aday gösterildiğini belirledi. Siyasi Partiler Kanunu'nun bir kimse bir partiden ön seçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez hükmü uyarınca Bayındır'ın adaylığı düşürüldü. Çok ama Ankara İl Seçim Kurulu kesin aday listelerini 3 Mart pazar sabahı saat 8'de asacak. İYİ Parti bu tarihe kadar Mamak Belediye Başkan adaylığı için yeni bir isim bildirebilecek. Türkiye ekonomisi 2023 yılında beklentilerin üzerinde %4,5 büyüdü. 2023 yılının 4. çeyreğinde ise %4 büyüme gerçekleşti.
Türkiye'nin 2023 büyüme verileri açıklandı. Büyüme beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Türkiye ekonomisi 2023'te %4,5, son çeyrekte ise %4 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim-Aralık 2023 dönemini içeren 4. çeyrek dönemsel gayri safi yurt içi hasıla rakamlarını paylaştı. Verilere göre Türkiye'nin ekonomisi 2023'ün son çeyreğinde %4, yılın tamamında ise %4,5 büyüme kaydetti. Açıklanan veri Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek rakam olarak belirlendi. Türkiye, OECD ülkeleri arasında en fazla büyüyen ikinci ülke oldu. Türkiye, G20 ülkeleri arasında ise en fazla büyüyen dördüncü ülke olarak listelere adını yazdırdı. Verilere göre 2023 yılında kişi başı gelir 13.110 dolar olarak hesaplandı. Böylelikle dolar cinsi kişi başı gelirde rekor kırıldı. Türkiye 14 çeyrektir büyümesini kesintisiz olarak sürdürdü. Beklenti yıllık büyümenin %4,4 gelmesi yönündeydi. Türkiye 2022 yılında %5,3'lük büyüme kaydetmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme verilerini yorumladı. Şimşek sosyal medyadan yayınladığı mesajında büyüme 2023 yılında orta vadeli programın üzerinde %4,5 gerçekleşirken milli gelirimiz 1,1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir ise bir önceki yıla göre 2450 dolar artarak 13.110 dolara yükseldi ifadelerini kullandı. Büyümenin yaklaşık 1/3'ü makine ve teçhizat yatırımlarından geldiğinin altını çizen bakan Şimşek, güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracatla daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz, dedi. Bakan Şimşek açıklamasında uyguladığımız politikalarla iyileşen büyüme kompozisyonu, dezenflasyon sürecine önemli katkıda bulunacaktır. Kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını sağlamanın yanı sıra yüksek katma değerli üretimi ve verimlilik artışına odaklanan yapısal reformlara devam edeceğiz, ifadelerine yer verdi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Amerika Birleşik Devletleri'nin gönderdiği 40 adet F-16 ve 79 modernizasyon kitiyle ilgili mektubun bakanlığa ulaştığını açıkladı. Kaynaklar gerekli inceleme ve değerlendirmelere başlandığını duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harbi hazırlığının en üst seviyede tutulması maksadıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin F-16'lar için gönderdiği kabul mektubu Milli Savunma Bakanlığı'na ulaştı. Şubat'ta Romanya üzerinde yakıt ikmali yapılmış. 23 ve 26 Şubat'ta Milli Savunma Bakanlığı basın toplantısı düzenledi. Tu Amiral Zeki Aktürk, F-16 sürecindeki son durumu aktardı. Aktürk, Amerika Birleşik Devletleri'nin kabul mektubunun kendilerine ulaştığını duyurdu. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet yeni F-16 Blok 70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesiyle bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı içeren talebimize ilişkin ABD tarafından gönderilen taslak, teklif ve kabul mektupları bakanlığımıza ulaşmıştır. İlgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmelere başlamıştır. Sürecin devamında iki taraf heyetlerinin bir araya geleceklerini söyleyen Tu Amiral Aktürk, sonrasında anlaşma nihayetlendirilecek ve takvim işlemeye başlayacaktır. Fiyatlandırma, liste ve ürünler üzerinden yapılacaktır. Nihai anlaşma safhasına gelindiğinde bu anlaşmanın toplam maliyeti ortaya çıkacaktır ifadelerini kullandı. Tu Amiral Zeki Aktürk ayrıca üretim ve modernizasyon faaliyetlerinin Türkiye'de yapılmasına yönelik teklifimiz Amerika Birleşik Devletleri makamlarına iletilmiştir dedi. Doğrultusunda terörle mücadele eden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insan... AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü'nün Meclis Genel Kurulu'ndaki açıklamaları var sırada. Öncü, DEM Partili Perihan Koca'nın kadın hakları üzerinden siyaset yapmasına öfkelendi ve "Dinle, sana öğreteceğim" diyerek AK Parti'nin kadın politikalarını anlattı. Örneğin terör örgütleridir.
AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, DEM Partili Perihan Koca'nın yüzüne baka baka kullandı bu ifadeleri. Boşuna bunu siyasi alana rant etmeyin. Ettirmeyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda DEM Parti'nin kadına karşı şiddet ve cinayetlerin araştırılmasına ilişkin verdiği grup önerisi görüşüldü. Hain terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti adına konuşan Mersin Milletvekili Perihan Koca, kadın cinayetlerinin politik olduğunu öne sürdü. AK Parti adına söz alan Erzurum Milletvekili Fatma Öncü verdi yanıtını. "Dinle, sana öğreteceğim." diyerek AK Parti'nin kadın politikalarını anlattı. Kadına şiddetin aslında en çarpıcı örneği terör örgütleridir. Burada alıkoyulan, istismar edilen kadınları neden konuşmuyorsunuz? Bunları neden gündeme getirmiyorsunuz? Samimi eleştirilere kapımız açık. Fakat siyasi rant elde etmek için çabalarınız boşuna. Boşuna bunu siyasi alana rant etmeyin. Ettirmeyeceğiz. Ettirmeyeceğiz. Biz 2002'den bu yana kadın politikaları üzerine dinle sana öğreteceğim, dinle sana öğreteceğim. Dinle. 2002'den bu yana mücadelemiz sınırsız devam etmekte. Türk Ceza Kanunu'nda dinle öğreneceksin. Bak işte sorun bu, dinlemiyorsun. Dinlemediğin için öğrenemiyorsun. Dinleyeceksin. Ben sizi dinledim, siz de beni... Evet. Değiştirdiniz. Nükleer santraliniz yasal mevzuata uymayınca... Erzurum 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak. Kente hazırlıklar tamamlandı. Olimpiyatların meşalesi de yakıldı. Erzurum 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatlarına hazır. Olimpiyat meşalesi yakıldı. "20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları Türkiye'de düzenlenecek. Türkiye'de ilk kez yapılacak organizasyon için Olimpiyat şehri Erzurum seçildi. Kent 2-12 Mart tarihlerinde dev organizasyona ev sahipliği yapacak. 36 ülkeden 1003 sporcu Erzurum'a gelecek. 6 branşta ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek için mücadele verecek." Organizasyonun meşalesi yakıldı. Çifte Minareli Medrese önünde yakılan meşale, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili ve organizasyonun Türkiye temsilcisi Ümit Kihtir'e teslim edildi. Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı sporcuları meşaleyi Ümit Kihtir'den teslim aldı. Atletler meşaleyi Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye teslim etmek üzere Cumhuriyet Caddesi'nden koşarak valilik binasına doğru yola çıktı. Sporcuları valilik binası önünde Vali Mustafa Çiftçi karşıladı. İkinci uluslararası İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları bugün kız sporlarının merkezi, spor şehri Erzurum'da başlıyor. Biz Erzurum Valiliği olarak olimpiyatların, İşitme Engelliler Olimpiyatlarının huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için her türlü tedbiri aldık. Ben yarışmalara, müsabakalara katılacak olan bütün sporcularımıza ve teknik adamlara başarılar diliyorum. Meşalenin sonraki durağı Erzurum Büyükşehir Belediye binası oldu. Meşaleyi burada da Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu teslim aldı. Ev sahibi olarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi teslim aldı. İnşallah olimpiyatlarda ev sahipliğimizi en güzel şekilde yapmayı planlıyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamam. Olimpiyatları Erzurum'da yapmanın gurur ve onurunu yaşıyoruz. En güzel şekilde ev sahipliğimizi yapacağız. Ben bütün sporculara, kulüplere, idarecilere, katılacak bütün paydaşlara başarılar diliyorum. Daha sonra meşale Havuzbaşı Kent Meydanı'nda 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları Erzurum Genel Koordinatörü Yavuz Tanyeri'ye teslim edildi. Profesör Doktor Necmettin Erbakan vefatının 13. seneyi devriyesinde Erzurum'da düzenlenen törenle anıldı. Bir fikir ve mücadele adamıydı. Necmettin Erbakan vefatının 13. senesinde Erzurum'da anıldı. Hocamın gibi dava bir adamı. Eski başbakanlardan Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Türk siyasetinin Erbakan hocası ve Milli Görüş Hareketi'nin kurucusuydu. Vefatının üzerinden 13 yıl geçti. Erbakan,
tüm yurtta düzenlenen programlarla anıldı. Erzurum'da da anma programı vardı. İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programa Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, AK Parti MKYK üyesi Fevzi Polat, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da katıldı. Vatandaşların da programa ilgisi yoğundu. Anma programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından sinevizyon gösterisiyle Erbakan Hoca anlatıldı. Sevdadır Necmettin Erbakan. Programda konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı programa ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti anlattı. Böyle güzel bir programa, anma programına ev sahipliği yapmaktan ziyadesiyle memnun ve mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hocamızı rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da AK Parti'nin hayata geçirdiği projelerde hocamızın gayretlerinden ilham aldık dedi. Rahmetli Erbakan hocamız 85 yıllık ömrüne siyasetten bilime, diplomasiden kalkınmaya uzanan geniş bir yelpazede sayısız başarıyı, eser ve hizmet sığdırmış ve gerçekten müstesna bir kişiliktir. 22 yıldır sürdürdüğümüz hizmet yolculuğumuzda özellikle savunma sanayi alanında hayata geçirdiğimiz tarihi projelerde hocamızın gayretlerinden daima ilham aldık. Program Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın hayatından kesitlerin anlatımıyla devam etti. Bugün bu anma programı Türkiye'nin zannedersem 200 yerinde yapılmaktadır arkadaşlar. Elhamdülillah şunu anlatmak istiyorum. Erbakan hocama engel çıkaran insanlar, hiçbirisi şu anda alınan bir insanlar değiller. 1980'de Kudüs mitinginden sonra Kenan Evren biz onun için ihtilal yaptık dedi. Şu anda 44 senedir Kenan Evren'i anan kimseyi görmedim ben. Ne de program yapıldığını. Etmek, gözlerden damla damla yaşları dökebilmek. Silahlı suç örgütü yöneticisi olan ve Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevinde bulunan Adnan Oktar, güvenlik gerekçesiyle Van Başkale Kapalı Cezaevine nakledildi. Adnan Bey, neden gözaltına alındınız? Silahlı suç örgütü yöneticisi olan ve Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevinde bulunan Adnan Oktar, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim olan Adnan Oktar, dini istismar ederek yaptığı yayınlarla hafızalara kazındı. Oktar, yaklaşık 2 yıl önce tutuklanarak Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevine getirildi. İddialar hakkında ne söyleyeceksiniz ki? Kaldığı cezaevlerinde çok sayıda genç kadın avukatla görüşme yaptığı iddialarıyla gündeme gelen Adnan Oktar, Van'a sevk edildi. Oktar, Van'da Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Erzurum'da 18 işlem odasıyla hizmet veren Erzurum Life Güzellik Merkezi hem kadınlara hem de erkeklere verdiği hizmetlerle öne çıkıyor. Bu merkezde lazer epilasyon başta olmak üzere cilt bakımı ve leke tedavisi gibi pek çok işlem yapılabiliyor. Cilt bakımlarından lazer epilasyona, bölgesel incelmeden çatlak tedavisine, Erzurum'da güzelliğe dair aradığınız her şey bu merkezde. Erzurum Life Güzellik Merkezi hem kadınlara hem de erkeklere verdiği hizmetlerle öne çıkıyor. Kadına dair, beylere dair aslında bütün işlemler mevcut şubemizde. Cilt bakımlarından, leke tedavilerinden, lazer epilasyon, bölgesel incelme, çatlak tedavisi, bölgesel kararma, mikroblading, kaş, kiprik, tırnak hepsi şubemizde mevcut. Taleplerin yoğun olduğu merkezde 10 uzman estetisyen hizmet veriyor. Özellikle lazer epilasyonda hizmeti uzmanından almak büyük önem taşıyor. Şunları söyleyeyim, bu konu ciddi anlamda bizi de rahatsız eden bir konu. Çünkü insanlar eğitimsiz personelleri çalıştırdıkları için bu duruma maruz kalmaları kaçınılmaz oluyor açıkçası. Fakat bizim personelimiz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitimli, onaylı belgelere sahipler, uzman estetisyenler. Bu yüzden dolayı biz analiz yapmadan kişi işleme almıyoruz ki bu tarz durumlara yer vermeyelim.
Çok riskli aslında, çok dışarıdan bakıldığı zaman basit bir iş görünebilir ama buradaki uzmanlarımın ne kadar özen ve çaba gösterdiklerini bildiğim için de bu hatalara yer vermiyoruz. Çünkü uzman olarak çalıştırıyoruz. Yoldan geçen birini değil, ciddi anlamda eğitim almış kaliteli personelleri çalıştırıyoruz. Bu merkezde uzmanlar tamamen sonuç odaklı çalışıyor. %100 bitme, bugün ben bile söylemiş olsam bunu açık yüreklilikle söylüyorum. İnanmayın, böyle bir şey yok. Biz nefes aldığımız sürece, hormonlarımız çalıştığı sürece kıl tüy üretimi vücudumuzda devam edecek. Ama bunun amacı nedir? Minimuma indirmek. %80, %90'a inebilir ama %100 sonuç verilen bir merkez varsa arkasını dönüp insanlar kaçmalı. Bu ben dahi olsam. Personelimin eğitimine çok güveniyorum. Bizler tamamen sonuç odaklı çalışıyoruz. Çünkü cihazlarımız kaliteli, personelimiz işinde profesyonel. İkisi birleştiği zaman da evet Erzurum'da tekiz diyoruz. Erzurum Life Güzellik Merkezi'nde sadece lazer epilasyon değil, daha birçok işlem yapabilmeniz mümkün. Görünüz. 18 işlem odası olan merkezde bölgesel incelmeden masaja, leke tedavisinden mikroblading'e kadar birçok işlem yaptırabilirsiniz. Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Şelale İlkokulu öğrencileri teleskop ve dürbünlerle Tortum Gölü'nde kuş gözlemi yaptı. İlkokul öğrencileri teleskop ve dürbünlerle Tortum Gölü'nde kuş gözlemi yaptı. Yusuf, görebildin mi kuşları? Evet, 4-5 tane var. Çok güzel. Erzurum Dünya Mirası kabul edilen türlerin de yer aldığı yaklaşık 301 kuş türün göç güzergahında bulunuyor. Daha çok ilkbahar aylarında rastlanılıyor bu türlere. Bu dönemlerde de kuş varlığı oldukça fazla. Uzundere'deki Şelale İlkokulu öğrencileri de doğa eğitimleri kapsamında Tortum Gölü'nde kuş gözlemi yaptı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de eşlik ettiği gözlemde çocuklar kuşların gizemli dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu. Erzurum'da bir kediyle bir muhabbet kuşunun tatlı oyunlarını getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Erzurumlu Özünal ailesinin muhabbet kuşu ve kedileri arasındaki dostluk görenleri hem hayrete düşürüyor hem de gülümsetiyor. Zaman zaman sadece izliyor. Zaman zaman da oyun oynuyor. Muhabbet kuşuyla kedi arasındaki dostluk yüzleri gülümsetiyor. Renkli görüntüler Erzurum'dan. Kediler avcı canlılar olarak bilinir ve doğal avlarından biri de kuşlardır. Bu nedenle kuşlarla kedilerin bir arada yaşamasının mümkün olmadığı düşünülür. Ancak Erzurum'da yaşayan Özünal ailesinin kedisi ve kuşları bu durumu yalanlıyor. Özünal ailesi Şeker ismini verdikleri kediyi 4 aylıkken sahiplendi. Ancak evde bir de Maviş ismini verdikleri muhabbet kuşları vardı. Önce kedi ve kuşu ayrı odalarda tuttular. Bu yanımdaki Şeker, biz onu 4 aylıkken sahiplendik ve bizim evimizde 2 yılda yaşıyor. Bu da yanımdaki Maviş. Bir süre sonra ise iki hayvanın birbirine zarar vermediğini, sadece oyun oynayarak eğlendiklerini gördüler. Hal böyle olunca da hem kedi hem de muhabbet kuşu evde serbest gezmeye başladı. Çok fazla yaramazlık yapıyorlar. Evde haylazlık yapmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Koşuyorlar, evi dağıtıyorlar, başka hiçbir şey yapmıyorlar. Zaman zaman Maviş'in oyun oynama ısrarı Şeker'i yorsa da görüntüler kedi kuş düşmanlığına meydan okuyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde bahar mevsimi yaşanırken Erzurum'un bazı bölgelerinde kar kalınlığı 3 metreye ulaştı. Erzurum'un yüksek kesimlerindeki mahallelerde kar kalınlığı 3 metrenin üzerine çıktı. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu yıl fazla kar yağmamasına rağmen Erzurum'un bazı bölgelerinde kar kalınlığı 3 metreyi buldu.
İnsanların genelde tarım ve hayvancılık yaptığı köyde kış mevsiminde yağan kar hayatı birçok noktada zorlaştırıyor. Erzurum'da kar kalınlığının yanı sıra havanın da çok soğuk olmasından dolayı yaz aylarında bile birçok noktada kar görmek mümkün. Düzyurt Köyü Türkiye'nin ve Erzurum'un 2405 metreyle en yüksek rakımına sahip yerleşim yeri olarak dikkat çekiyor. Vatandaşlarsa köyle dış hayatın bağının kesilmemesi için yetkililerden köylerine verici yapılmasını talep ediyor. Biz yaz kış devamlı burada hayvancılıkla mücadele ediyoruz. Ama kış şartlarımız çok zor. İşte gördüğünüz gibi karın çokluğunu görüyorsunuz. Hele Allah'tan bu sene az yağdı. Her sene bundan daha çok kar yağıyor. Kış oldu mu bizim dünyayla iletişimimiz kesiliyor. Bizim buraya bir an evvel şey olması için, irtibatta olmamız için bir verici istiyoruz. Sayın devlet büyüklerimizden rica ediyoruz bunu. İşte gördüğünüz gibi yine de Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan ve yöre halkı tarafından Dağların Oğlu olarak bilinen Bülent Erkan bu kez 1600 rakımlı Ovit Yaylası'nda iglo yaptı. Dağların Oğlu bu kez 2640 rakımlı Ovit Yaylası'nda iglo yaptı. Bülent Erkan Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Yedigöl mahallesinde yaşıyor. Dağların oğlu olarak tanınan Bülent Erkan kendini doğal yaşama adayan bir isim. Daha önce yaptığı Eskimo eviyle gündeme gelen Bülent Erkan bu kez Ovit Yaylası'nda elleriyle bir iglo yaptı. Karla kaplı Ovit Yaylası'na yürüyerek çıkan Bülent Erkan kendine has yöntemleri kullandı. Önce yapacağı iglo için yer belirledi ve işaretleme yaptı. Erkan daha sonra inşa işlemine başladı. Kardan kütleler yaptı ve bunları düzenli bir şekilde üst üste koydu. Oldukça zahmetliydi çalışması ancak iglosunu tamamlayarak mutlu sona ulaştı. Erzurum'un Oltu ilçesinde yer alan Gökkuşağı Tepeleri adeta bir doğal stüdyo. Rengarenk yapısıyla görenleri mest eden Gökkuşağı Tepeleri ziyaretçilerini bekliyor. Rengarenk yapısıyla göz dolduruyor, ziyaretçilerini mest ediyor. Erzurum'un Oltu ilçesinde yer alan Gökkuşağı Tepeleri ziyaretçilerini bekliyor. Gökkuşağı Tepeleri Erzurum'un Oltu ilçesinde yer alıyor. Adını doğal yapısıyla oluşan rengarenk görüntüsünden alıyor. Erzurum'da az bilinen yerlerden olan Gökkuşağı Tepeleri turizm açısından da oldukça önemli. Doyumsuz manzaralar sunan Gökkuşağı Tepeleri ziyaretçilerini bekliyor. İsrail ordusu Gazze'de insanlık zulmüne devam ediyor. Bu kez insani yardım bekleyen siviller hedef alındı. Saldırıda en az 104 kişi hayatını kaybetti, 760 kişi ise yaralandı. İşgalci İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı. Saldırılarda 100'den fazla kişi şehit oldu, 760 kişi yaralandı. Gazze'de dram her geçen gün artıyor. İşgalci İsrail'in 4 aydan uzun süredir saldırıları sürüyor. Yardım girişleri engelleniyor. Saldırılardan kurtulan Gazzeliler açlıkla mücadele ediyor. Gazze şeridinin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde 7 çocuk daha açlıktan öldü. Gazze şeridinin kuzeyinde ve Gazze kentinde açlıktan ölen çocukların sayısı 13'e yükseldi. İşgalci İsrail'in engeli nedeniyle insani yardımlar sivillere ulaştırılamıyor. Yardımlara ulaşmak üzere olan siviller de işgalci İsrail güçleri tarafından hedef alınıyor. İşgalci İsrail güçleri bu kez Gazze kentinin güneyindeki Nablusi kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen yüzlerce Filistinli'ye hedef aldı. Gazze kaynakları saldırıda en az 104 kişinin öldüğünü, 760 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ölü ve yaralılar, sağlık ekipleri ve siviller tarafından Gazze kentindeki hastanelere götürüldü.
Görgü tanıkları, işgalci İsrail askerlerinin yaralıları taşıyan sağlık ekipleri ve sivilleri de hedef aldığını kaydetti. İşgalci İsrail ordusunun insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2 milyon 300 bin nüfuslu Gazze şeridinde insani bir felaket yaşanıyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, Şubat ayında Gazze'ye giren yardımın Ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğü belirtiliyor. Suç örgütleriyle mücadele devam ediyor. Bu kapsamda Manisa ve Hatay merkezli 9 ilde operasyonlar gerçekleşti. İki organize suç örgütüyle birlikte 37 kişi gözaltına alındı. Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı kafes 50 operasyonları düzenlendi. İki ayrı organize suç örgütü çökertildi, 37 kişi gözaltına alındı. Emniyet güçleri suç örgütlerinin kökünü birer birer kazıyor. Son olarak Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı şekilde kafes 50 operasyonları gerçekleşti. Hatay'da elebaşılığını yaptığı 2 kişi ve Aydın'da elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı 2 ayrı suç örgütü çökertildi. Ayrıca operasyonlarda örgüt elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 37 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerine yapılan baskınlarda 124 bin uyuşturucu hap, çok sayıda ruhsatsız silah ve çok miktarda dövize el konuldu. Operasyonlarla ilgili detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Yerlikaya paylaşımında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine hayatı dar edeceğiz." ifadelerine yer verdi. "31 Mart seçimleri için çember daralıyor. Vatandaşlar tam 30 gün sonra sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi de bu doğrultuda işliyor. Bu kapsamda vatandaşların oy kullanacağı yerleri belirleyen seçmen bilgi kağıtlarının döküm ve dağıtımına da başlandı." Seçim takvimi işliyor. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtımı başladı. Türkiye 31 Mart'ta sandığa gidecek. Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi işliyor. Seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti sayısı 36 olarak belirlendi. Yenilik Partisi ile Genç Partisi'nin seçimlere katılmayacağı YSK'ya bildirilmesi sonrası bu sayı 34 olarak güncellendi. Seçim takvimine göre siyasi partiler ve bağımsız adaylar 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etti. Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de 27 Ocak'ta YSK Başkanlığı'nda yapılan kura çekimiyle belirlendi. Seçime giden süreçte vatandaşların oy kullanacağı yerleri belirleyen seçmen bilgi kağıtlarının döküm ve dağıtımına da başlandı. Seçmenler sadece kayıtlı oldukları sandıklarda oy verebilecek. Ayrıca oy kullanmaya gidecek vatandaşların 31 Mart günü seçmen bilgi kağıtlarının yanlarında bulundurulması zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı öncesinde de seçmenler nerede oy kullanacağını öğrenebilecek. Buna göre seçmenler YSK'nın internet sitesinden, E-Devlet kapısından, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından veya 444-9975 numaralı YSK çağrı merkezinden nerede oy kullanacaklarını kontrol edebilecek. Sürücülerin yüzünü güldürecek bir haberimiz var şimdi. Motorin grubuna 1 lira 35 kuruşluk indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren geçerli olması bekleniyor. Sürücülere müjde geldi. Tabela bu kez aşağı yönlü değişiyor. Motorine 1 lira 35 kuruşluk indirim bekleniyor.
Brent petrolde hareketlilik devam ediyor. Bu durum pompaya da direkt etki ediyor. Sürücüler de hafta boyunca sık sık inen ve çıkan fiyatları yakından takip ediyor. Yakın zamanda benzin ve motorin grubuna indirim gelmişti. Bir güzel haber daha geldi. 1 Mart'tan itibaren motorin grubunda tabela değişiyor. Motorine 1 lira 35 kuruşluk bir indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren geçerli olması bekleniyor. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişimi yok. Bu son haberimizde sizler de haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz görüntülere 0532 063 27 43 numaralı WhatsApp ihbar hattına gönderebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz.